Merhaba sayın veliler. Çocuğunuzun kalem tutuşu nasıl düzeltilir? Size bu videoda da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çeşitli sebeplerle okul öncesi dönemde kalem tutma gelişimi yani ince motor becerileri gelişmemiş çocuklarda okulda nasılsa öğrenecek düşüncesiyle okul dönemine bırakabilirsiniz. Çocuğunuz okul döneminde bu konuda zorlanabilir. Bu nedenle çocuğunuz okul dönemi başlamadan özellikle ince motor gelişimini sağlayacak, kaslarını güçlendirecek çeşitli çalışmalar yaparak çocuğunuzun düzgün kalem tutmasını sağlayabilirsiniz. Yanlış tutuşlarını da düzeltebilirsiniz. Zaten çocuğunuz belli yaş gruplarında tutması gereken kalem tutma modelleri vardır. Gördüğünüz gibi 1 ve 1,5 yaşlarında 5 parmağıyla birlikte tutarken 4,5 ve 7 yaşına geldiğinde çocuğunuz artık 3 parmakla kalem tutar hale gelebilecektir. Çocuğunuzun kalem tutuşunu güçlendirmek için ince motor gelişimini güçlendirmek için, kaslarını güçlendirmek için bir takım çalışmalar yapabilirsiniz okul açılmadan önce. Mesela yumuşak bir top çocuğun eline verilerek sürekli sıkılıp açılabilir. Bir kağıdı sıkarak top haline getirilebilir. Oyun hamuru ile rastgele oyunlar oynatabilirsiniz. Lego tür oyuncaklarla oynatabilirsiniz. Kavanoz veya şişe kapağı açıp kapattırma yaptırabilirsiniz. Eldiven giydirip çıkarttırabilirsiniz. Fermuar açıp kapattırabilirsiniz. Ya da ip bağlama açma, düdük makarnaya ip gezdirme, işte yumuşak bir yüzeye kürdan geçirip çıkarma, süngerle su taşıma gibi daha birçok şey çalışma yaptırabilirsiniz. Bunlar yaptırdığınız takdirde ince motor gelişimlerini hızlandıracaksınız ve kalem tutma veya okuma yazma becerisini hazır hale getirebileceksiniz sevgili veliler. Çocuklara nasıl kalem tutturulmalıdır? Öncelikle yapmanız gereken çocuğunuzun doğru bir pozisyonda oturmasını sağlamalısınız. Omurga ve omuzların yazı yazmaya uygun açıda olması, ağrıların oluşmaması için çok önemlidir. İkinci olarak ise kalem seçimi çok önemlidir. Kalem seçiminde genellikle velilerimiz büyük kalın kalemleri tercih ediyorlar ama her çocuğa bu kalemler uymuyor. Çocuğun el yapısına uygun kalem seçmemiz gerekiyor. Küçük eller küçük, ince motor gelişimi sağlanmamış çocuklara büyük kalem verdiğinizde zorlanıp yorulacaktır. Araştırmalara göre doğru bir şekilde kalem tutma şekli baş parmak ve işaret parmağın uç kısımlarının birbiriyle temas edecek biçimde kalem tutulmalı. Orta parmağın uca yakın bölgesiyle kalem desteklenmelidir. Gördüğünüz gibi resimde de bu görülmektedir. Normal kalem tutuş şekli baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak kullanılarak kullanılan bir yöntemdir. Daha birçok yöntem vardır ancak bu yöntem işaret parmağı, baş parmağı ve orta parmakla kullanılan yöntem bilimsel olarak çocuklarda en çok fayda sağladığımız yöntemlerden biridir. Kalem ve kağıda ince değil motor ve uygulamalı faaliyetlere odaklanmanız gerekiyor. Yazmak için kalem ve kağıtla alıştırma yapmamanın ters etki yaptığını biliyorum sevgili veliler. Ancak bazı küçük yaşlarda çocukların ince motor gelişimini sağlayıcı aktiviteler yaparsanız çocuğunuz yazmaya ve kalem tutmaya hazır hale gelecektir. Bunun için de birçok pratik çalışmalar yapabilirsiniz. Bunları biraz önce bahsetmiştim. Mesela lastik yöntemi. Çocuğunuz kalem tutmakta zorlanıyor, kalem elinden kayıyorsa çocuğunuzun kalem tutmasını kolaylaştıracak lastik yöntemi vardır. Biraz sonra size doğru kalem tutma yöntemlerini içeren çektiğim videoyu ve size kalem tutmada ve yazmada ipucu olacak bilgiler içeren videoyu başlatacağım. Oradan da bilgiler elde edebilirsiniz. Evet, çocuklarda kalem tutma becerisine yönelik pratik öneriler bu videomda ardından da kalem tutmada bize kolaylık sağlayacak piyasada satılan birçok aparat var. Bu aparatlarda temin ederek doğru kalem tutma alışkanlığı çocuklarımıza kazandırabiliriz, sayın veliler.